Sebep Sonuç kanalında Hafifletici Sohbetler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Hafifletici sohbetler olmasının sebebi hayatımıza dokunup bizi yüklerimizden hafifleten, arındıran bir program olmasını hedefliyor olmamız. Buna çok hizmet edecek çok kıymetli bir konuğum var bugün. Bugün biraz zamanın ruhunu okuyacağız, biraz astroloji konuşacağız. Son dönemin son derece popüler alanlarından bir tanesi astroloji. Ama astrolojiyi ne derece doğru anlıyoruz? Astrolojiden neler beklememiz lazım? Zamanın ruhu bize hangi kapıları açıyor? Hangi alanlarda yepyeni keşif imkanlarımız var? Gibi konularda kendisinin fikirlerini, görüşlerini, uzun yıllara dayanan engin tecrübelerinden faydalandığımız bir sohbet olmasına niyet ettik. Sevil Hanım benim için de çok kıymetli. Kendi aramızda pek hanımlarımız yok. Benim için de çok kıymetli bir kız kardeşim. Astroloji alanında sadece astroloji değil, farklı alanlarda da birleştirdiği eğitim altyapısıyla çok özel danışmanlıklar veriyor. Bu alanda kendisinin fikirlerini almak üzere ben sözü ona vereceğim. Sevinciğim hoş geldin. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Davetin için. Ben teşekkür ederim davetimi kırmayıp geldiğin için. Kız kardeşliğimiz kadar senin bilgin, tecrüben de kıymetli. Çünkü bu alanda danıştığım özel insanlardan birisin. Teşekkür ederim. Bakış açın, yaklaşımın, bu konuyla ilgili görüşlerin bunların hepsi bence çok farklı bir yerde duruyor. O yüzden biraz kendinden bahsetmeni isteyeceğim önce. Sonra sohbetimiz aksın bakalım. Tamam, tabii ki. Ben astrolojiyle aslında çok uzun yıllardır uğraşıyorum. Ama hani profesyonel olarak bunu eğitimlerle destekleyip daha da koyulaştığı dönemler 2013'lere geliyor. O 10 zaman, seneyi geçmiş artık. 10 seneyi geçti bu profesyonel danışmanlık. Ama öncesinde de hani ben evde astroloji kitaplarıyla büyüdüm. Biraz o zamandan beri aslında var. Biraz içimde her zaman. Astrolojinin yanında mindfulness koçluğu yapıyorum. Benim seanslarım birazcık böyle mindfulness'la astrolojinin bir harmanından oluşuyor aslında. Özellikle hani kişinin kendini geliştirebilmesiyle ilgileniyorum. Astrolojinin birçok branşı var biliyorsun. Finansal astroloji var, işte insanla ilgilenen psikolojik astroloji var, evrimsel astroloji var, medikal astroloji var. Finansal astroloji özellikle çok popüler şu anda. Haklı olarak. Değil mi? Borsa, o da ayrı bir konu yani. Aslında astrologlar sayısınca da bunlar sürekli evrimleşiyor konular. O kadar ayrılmış durumda da değil. Ben de birçok tekniği kullanarak daha çok kişinin bu hayatta nasıl bir yolculuk yaptığını daha iyi anlamasına yardım demeyelim de belki birazcık rehberlik edebilen bir pratik yürütüyorum. Ve bu karşındaki kişiyle birlikte gelişiyor süreç. Bunları aslında konuşma fırsatı bulduğum için, hani bunları açabileceğimiz bir ortam sağladığın için de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü biliyorsun çoğunlukla hani astroloji deyince işte göksel hareketler, hani bize ne olacak konuları var. Aynen. Oysa ki çok önemli, çok değerli astrolojinin bir de felsefi boyutu var. Şahane. Oralara girelim zaten. Oralara girelim. Bir astrolojiyi hani gaz ve toz bulutundan alırsak, astrolojinin bu kadar popüler olmasının sebepleri neler? Astroloji aslında nedir? Senin perspektifinden biraz astrolojiyi dinleyebilir miyiz önce? Tabii ki. Yani astrolojiyi aslında anlatmak bana kalmadı bence ama çok çok kadim bir bilgiden ve ilimden söz ediyoruz aslında. Ve kendisi de hani sanki yaşayan bir şey gibi, onunla uğraşacak kişileri de böyle avlama ve dahil etme yeteneği olan bir alan astroloji. Çünkü hiç aklında yokken bile kendini bu yolda bulabilirsin. Ve biraz böyle hem ortada herkesin anlayabileceği bir şey gibi, abuk subuk bir şeymiş gibi dururken aslında çok gizli, hayatın böyle görünmeyen ilmekleri, ipleri ni de anlatan gizli bir tarafı var astrolojinin. Şimdi herkes bu deryadan hani alabildiğini alıp anladığı kadarını sonuçta birilerine aktarmak üzere burada. O yüzden benim anladığım astroloji de benim anladığım kadarı olabilir aslında. Burada böyle hani hep şey tartışması vardır ya, böyle astroloji bir sanat mı yoksa bir bilim mi? Astroloji bir bilim değil, hiçbir zaman da olamaz çünkü yanlışlanamaz. Yani değil mi? Bir transit olduğu zaman bu olmasaydı grubu var mı? Yok yani. Dolayısıyla...
kendi de laboratuvar ortamında da tekrarlanamaz bir şey olduğu için. Tekrarlanamaz, evet. Yani bir takım tabii ki hani çok istatistiksel çalışmalar var astrolojinin içinde. Araştırma grupları var, mesleki organizasyonların içinde de. Ama bunlar, bunu zaten hani kale almayan insanı ikna etmek için değil, zaten bununla ilgili bir şeyler hisseden kişilere biraz daha done verebilmek veri için. Sağlamak için. Veri sağlamak için var. Ve bunlar dünyada çok ciddi çalışmalar yürütülüyor bu konularda. Ama biz astrologlar kendi aralarımızda kullanıyoruz o bilgileri. Hani işte, hani, halka inmiyor. Halka inemez çünkü hani, halka değil hani bilim tarafına da inemez. Çünkü işte 300 kişi bir Satürn-Neptün açısı olan 300 kişiyle mesela ben görüşme yapsam ve ortak noktalar belirlesem bilim dediğin anda bu 300 yetmez denir, değil mi? Değil mi? Örnekler o. Ama o benim için çok ciddi bir donedir bir astrolog olarak. Yani dolayısıyla astroloji bir bilim değil. Ama astroloji tek başına bir sanat da değil. Böyle iki kuşu, iki kanadı olan bir kuş gibi, kuş yani. İki tarafı da var. Şahane. Astroloji deyince, benim de astroloji eğitimi almışlığım var kendi mesleğimi yaparken. Orada gördüğüm astrolojinin muazzam bir matematik olduğu aslında. Yani hayatın pek çok temeli gibi. Öncelikle bir matematik altyapısı çok güçlü. Ve astrolojinin matematiğini anladığında bu sefer kendi matematiğini de anlama durumun söz konusu gibi geliyor. Yani doğru. Bu genel geçer hani burcun neden yola çıkıp da insanlar hakkında varsayımda bulunmanın çok ötesinde gerçekten hakim olduğun bir haritada kendini çözümlemen, dürtüsel yanlarını görmen ve bu dürtüselliğinle baş etmek için yapabileceklerin konusunda bilgi sahibi olman diye yorumladım ben hep astrolojiyi. Doğru, doğru. Senin bakış açın nedir orada? Astrolojiden ne beklemeliyiz sorusunu soracağım da biraz çok güzel bir soru. Için. Evet, böyle anladım gidişatı ama çok güzel bir soru gerçekten. Şimdi astroloji böyle bir hani hep bir kehanet sanatı olarak sonuçta yüzyıllardır var. Kepler bile bir noktada bir kafede oturup gün boyu gelenlere Horari'den cevap vermiş yani. Ama çok deşil değil bu tarafı. Bence o taraf çok meşeli. Yani bana yani, o alanda açıldığı zaman şimdi tabii öyle bir gerçeği de var. Şimdi gerçekten bir astroloğa bir soru sorduğunda zamanın bir noktasında onun bir cevabı var. Sana o cevabı verebilecek bir kanal zaten o astrolog. Ama hani ben o tarafla ilgilenmiyorum. Çünkü bilmekten ziyade dışarıda ne olacağını bilmekten ziyade içeride ne olduğunu bilmek mesele. Çünkü kendini bilen her şeyi bilir zaten. Ve kendini bilmek ömürlük bir yolculuk. Değil mi? Seviye seviye bir yolculuk. Ve bunun da aslında zamansal döngüleri var astrolojide. Hani Satürn dönüşüyle insan bir yetişkinliğe adım atıyor aslında. 27-30 yaş arası mesela. 18 falan değil. Ve oradan sonra hani orta yaş transitleriyle falan çok başka dönemleri hepimiz farklı farklı yaşıyoruz aslında. Ve kendimizi anladıkça hani kendimizi hayatı anlamaya bir aslında araç, bir dil astroloji, bir sembolizm. Sadece bir matematik de değil, matematik boyutu var. O bilim kanadı gibi. Bir benim de, içimdeki mühendis o tarafı çok destekliyor. Mühendis tarafı, aynen. Çünkü gerçekten çok teknik hesaplamalar var, değil mi? Birçok teknikler var çok, içerisinde. Yani çok. Muhakkak inkar edilemez bir matematik var. Hatta biz bu profesyonel yazılımları kullanmıyorken İnsanlar bunları elle hesaplıyordu astrologlar. O yüzden herkes astrolog olamıyordu. Değil mi? Şimdi çok kolaylaştı. Teknoloji çıktı, artık bozuldu tabii. Yani şey gibi ben işte, araçlar geliştikçe artık astrolojinin de uçabilme kapasitesi de artıyor tabii. Şimdi o zaman her şey hazırsa bunun üstünde düşünmeye başlıyorsun. Hani insan nasıl bir varlık içerisinde, nasıl bir yolculuk içinde ruhu. Ve bir astrolog olarak da gerçekten çok objektif olmalı bir astrolog. Tıpkı bir koç gibi düşün aslında. Bu bir rehberlik işi. Yani insanlar astrologlara çok çeşitli sebeplerden gider. Kimisi bir karar vermek aramasındadır. Kimisi çok pratik bakar. Hani orada bana yarar bir bilgi var mı diye gelir. Yani insanlar sayısınca astroloğa gitme nedeni var. Ama bir astroloğa gittiği zaman bir insan gerçekten neleri önemsemeli? Belki biraz bundan bahsetmemiz iyi olabilir. Çok iyi olur hem de. Değil mi? Burada çünkü doğru bir bilgiye ulaştırmak çok önemli bence de. Bir boşluk var orada. Herkes tam bilemiyor. Hani zaten gizemli bir alan. İşte nasıl bir bilgi beklemeliyim? Nasıl bir şey olmalı bu seanslar? Bununla ilgili çok büyük boşluklar var. Çok da popüler de bir alan olduğu için tabii çok hevesli giren insanlar da var. Belki iyi niyetlerle de kötü şeyler de sonuçlanıyor bazen. Burada tabii bir aslında astroloji 1950'lerde falan dünyada yasalar geldi.
Bütün bu kehanet, bütün bu işte spiritüeller her şeye eğlence maksatlıdır diye bir yasa getirdiler. Ve tabii astrolojinin adı geçmese de onun içinde o da içine girdi bir şekilde. O da yine fal kategorisinde değerlendirildi. Fal kategorisine girdi, aynen. Şimdi burada tabii toplumları korumak buradaki bu yasaların amacı. Tabii ki işte dolandırıcılar da var çünkü bunların içinde, sömürü de var. Şimdi bu böyle olunca astroloji cemiyetleri dünyada bunu bir ayrıştırmak ve bu pratiği saygın yerini kazandırmak için bir takım etik kurallar geliştirdiler. Mesleki organizasyonların böyle kuralları vardır. Bunlar çok detaylı, sayfalarca kurallar vardır ama hani en temel özetle 3 tane unsuru var bu kuralların. Birincisi, astroloğun danışana zarar verme kapasitesinin sınırlandırılması. Çünkü orada bir güvene dayalı, nasıl ki bir avukata gidiyorsun, bir doktora gidiyorsun değil mi? Orada öyle bir güvene gizlilik. Dayalı bir gizlilik var. Ve karşı tarafın hani karnını sana açtığı bir yer var aslında. Orada gayet manipülatif olabilir. Çünkü çok ciddi bir bilgi var elinde. Manipülatif olunabilir, hani yönlendirme yapılabilir. İşte orada tabii astroloğun kendi nitelikleri de çok ön plana geliyor. Objektif olmak. Egosunu devreden çıkararak, çıkarmak, orada tanrıcılık aynen. oynamadan bir aynen. Pozisyona girmesi lazım. Dümdüz bir ayna gibi. Sadece aslında bir okuyucu olmak ve karşı tarafla bunu karşılıklı. Çünkü amaç karşı tarafın kendini ve hayatını anlaması. Doğru. Ve yaşadığı sıkıntıların, zorlukların daha derinini belki biraz içinde çalışan dinamiklerini biraz anlayıp dönüştürebilmesine yardım etmek. Kimse kimseye bir şey yapamıyor. Hani bir astroloğa gidip işte hadi ben zengin olayım. Hani ben ne zaman evleneceğim falan. Ya bu beklenti de çok şeker değil mi? Ben ne zaman evleneyim? Ne zaman evlenirsem mutlu olurum? Çocuğu ne zaman doğurursam mesela, istediğim evet, gibi çocuk olur. Değil mi? Seçim ne zaman boşanırsam yeni kocayı daha rahat yaparım falan. Evet. Ya hep dışarıda dikkatimiz. Evet. Ama sen hani nasıl bir evlilik kapasitesi taşıyorsun? Sen nasıl bir eşsin bu için? Yani o haritanda bunlar uğraşmaya geldiğin konular. O enerjin neye tutuşuyorsa onunla denk düşeceksin yani. Böyle bir şey var. O yüzden kendisi için yapabileceği en iyi şey insanın aslında kendi üzerinde çalışması. Kendini yorumlamış. Evet. Burada bu arada dağıttım konuyu, özür dilerim. Bu üç prensipten bahsediyordum. Şimdi birinci prensip danışana zarar vermemek. Yani bu Hipokrat yeminine benzeyen bir anlaşma aslında. Karşı tarafa zarar verme kapasitenin sınırlandırılması bazı kurallarla. İkincisi gizlilik tabii ki. Yani orada konuşulan her şeyin orada kalması ve başka hiçbir partiyle bunun paylaşılmaması. Üçüncüsü de hem diğer astrologları hem mesleğin itibarını zedeleyecek hareketlerden kaçınılması. Bunun etrafında bir sürü detaylandırılmış şeyler var astroloji etiği olarak. Şimdi tabii herkes bu organizasyonlara üye değil. Birçok astrolog kendi kendine öğrenmiş, kendine öğretmiştir. Bazıları hani kurslarla öğrenmiştir. Dolayısıyla ama bunun vicdanen ve bu işi yapan kişi bunu mutlaka önemsemeli. Karşı taraf gelen kişiler de bunu önemsemeliler. Kesinlikle. Şimdi böyle evet. söyleyince kafamda beliren şu benim. İşte Satürn transiti geliyor, aman Allah'ım ortalık yıkılacak filan. Bunlar evet. aslında biraz çelişmiyor mu bununla? Çünkü tabii neyi ki. Düşünürsek, neye enerji verirsek onu var ediyoruz, onu var yaratıyoruz. Yaratıyoruz tabii ben ki. Olumsuz bir şey beklediğimde o olumsuza evet. güç verip o olasılığın var olma ihtimalini daha da yüzeye çıkarmıyor muyum böyle? Evet, çok doğru. O yüzden astrolojide enerjiler var aslında, olaylar yok. Yani bir enerjinin binlerce farklı olay görünümü olabilir. Tabii olasılıklar sonsuz. Ama burada olaya odaklayarak, dışarıya çekerek insanı tekrar, hı hı. işte senin hayatında şu olabilir, bu olabilir, hı hı. işte deprem olacak. Hani bunun da müşterisi var şimdi. Bunu İyi da isteyen insanlar ki, var. Şey Çünkü yani orada da insanlar bence kendi korkularını aslında gerçekleştirmiş oluyorlar. Yani bak işte dünya güvenli bir yer değil, gördün hı. mü? Ben öyle biliyordum zaten, işte doğru. Güvende değiliz. Her an bir şey olabilir. Bak ben iyi yaptım böyle düşünerek falan diye. Yani onu arayan bir grup var. Çünkü onun da bir alıcısı var. Ama hani ben nacizane kendi kişisel yolculuğuyla daha fazla ilgilenen astroloji okurlarına ve danışan adaylarına aradıkları astrologda bir sözlerini dinlemelerini tavsiye ederim. Hani nelerden söz ediliyor, nasıl konuşuluyor, hangi konulardan bahsediliyor, bunlar önemlidir. Hı hı. Ve korku odaklı olmak yerine bir rehberlik anlayışı
içerisinde olmak önemlidir. Yani çünkü korkudan para kazanmak hani kolay bir şey. Ve böyle işte bir felaketlere insan, bu da üstelik o etik kuralların içinde yer alır. Korkuya sürüklememek. Reklam için bile kurallar vardır. Yanlış yöneltilmemek işte. İşte gelin, işte danışan asuya gelin, işte hayatınızda şunlar değişsin. Yani böyle bir şey yok. Böyle şeyler yasaklanmıştır yani. Çok gerçekçi reklam vermen gerekir ve bunlar denetlenir bu gruplar. Belki şimdi hani ülkemizde de böyle gelse de tabii bunları bu tür kurallarla, yaptırımlarla çözmek her zaman çok mümkün değil. O yüzden tüketicinin bunu bilinçlenmesi lazım. Evet, ve onun için de sözünden bil kişiyi demişler değil mi? Nelerden bahsediyor? Hani okuduğun şey ya da dinlediğin şey, izlediğin şey sana iyi geliyor mu, gelmiyor mu? Hani buna bir bak. İyi geliyorsa felaket dinleyerek iyi de hisseden insanlar da olabilir. Tabii tabii, acıdan beslenen bir coğrafya. Olabilir yani, evet. Ona ihtiyacı olabilir hayatının o döneminde. Yani orada olabilir. Onun da alıcısı var. Astrolojinin bir sürü pratiği var yani. İster para kazanmak isteyen için, ister kendini tanımak isteyen için, ister medikal astroloji için, sağlık gibi için. Neresinden tutarsan. Çok zengin bir alan. Her deniz, yani her yerde kıyısı olan bir deniz gibi yani. Kesinlikle, kesinlikle muazzam. Peki, güncele baktığımızda, zamanın ruhunu biraz astroloji üzerinden okuduğumuzda, senin gördüğün gökyüzü ya da bu hareketlerin insana yansıması, doğru değerlendirilerek evrimleşme noktasında nasıl bir katkısı var? Hani senin perspektifini merak ediyorum. Astrolojinin insanlığa katkısı mı? Astrolojinin insanlığa katkısı, var olan dönemde bir hani kova çağına giriş diye bahsediliyor daha çok. Bu gezegenlerin burç değiştiriyor olmasının insanlara ve insanlığa katkısı, iyicil ya da kötücül ne tarafından bakarsan. Evet, tabii. Zamanı ruhu itibariyle nasıl yorumluyorsun var olan gökyüzü hareketlerinin bizlere etkisini? Yani şöyle, ben öncelikle ülkeler, toplumlar ve olaylarla ilgilenen dünya astrolojisi çalışmıyorum. Ama tabii ki bu göksel enerjinin bireylerin hayatında nasıl değişimlere yol açacağıyla ilgileniyorum. Ülkeler astrolojisi, dünya astrolojisi aslında daha da rahattır. Çünkü orada mesela olay tahminleri yapmak çok daha kolaydır. Çünkü insan yok içinde. Tamam, toplumların kaderleri var. Hani belli şeyler var. Bizim de mesela şu anda işte Türkiye Cumhuriyeti'nin Pluto 8. evine girdi mesela. Bu acayip bir yeniden yapılanma ve böyle tekrar neredeyse küllerinden doğma dönemi başladı Türkiye için. Bunu zaten hepimiz hissediyoruz. Hani bir farklılaşma var. Ama bu göksel durumu birey için ne anlama geliyor onu anlatabilirim. Şimdi Plüton'un Kova'ya geçmesiyle zaten hani dünyada aşağı yukarı neler beklendiği birçok astrolog tarafından anlatıldı. Şimdi kitlelerin harekete geçme ve özgürlük ve insanlık adına bir takım böyle derin mücadelelere girme dönemi başlıyor. Evet. Ve insanlar artık böyle bir tepelerinde bir lider beklemek değil de herkesin kendi hayatında adeta bir sorumluluk alıp kendine liderlik etmesi. Bir başkasını düşünerek bir eyleme girmesi. Ha, bu muazzam. Durumu oluşmaya kişisel gelişimin kişiselde kalmama durumu yani. Evet, bunu yaşadık aslına bakarsan. Mesela Covid zamanını düşün. İşte o Satürn-Plüto kavuşumunda Ocak'ta aslında dünyada güç dengesinin yeniden yapılandığı bir döneme girildi. 30-35 yıllık bir süreç yani. Plüto Kova'ya geçti ama Satürn-Plüto orada kavuştu. Onun bir hikayesi olacak bu 30-35 senede. Bir şeyler paylaşıldı, bazı anlaşmalar yapıldı. Onları bilmiyoruz. Tabii tabii, arka planda neler dönüyor. Evet, yani dünya sözü konuşmayayım deyip. Bunlardan kaçmak da mümkün değil. Tavanın kaç derece olduğunu biliyor olmak lazım. Ne kadar yanacağımıza ya, karar vermek için. Muhakkak hani kaçmak değil ama her şey böyle bir eş zamanlı titreşim. Mesela astrolojide en çok yanlış bilinen şeylerden biri aslında insanların bir gezegensel hareketin bir şeye yol açtığı yönündeki yanlış algı. Bunlar sadece aslında çok subtil alanlarda, yani madde boyutunun çok çok üstündeki, çok latif alanlardaki titreşimler. O titreşim burada da var, orada da var, eş zamanlı. Bunun gibi yani biz ona bakarak burayı anlamaya çalışıyoruz aslında, yaptığımız şey bu. Ve bu insanın hayatında nasıl iz buluyor? Onu gözlemek astrolojide. Çünkü bu transit ilk kez olmuyor. Yani Plüto Kova'ya daha önce işte Fransız İhtilali döneminde girdi. 250 yıl aşağı yukarı yörüngesi.
Yani özgürlük hareketleri bu dönemin tabii ki çok büyük olayı. Teması. Evet. Hem bireysel hem toplumsal anlamda. Toplumsal. Ayrıca kova bilimi sembolize eden bir burçtur. Yani şimdi burada Plüton'un oraya girmesi, hani bilim iyi bir şey mi acaba sorularını getirecek birazcık. Evet, yani o kadar büyük gelişmeler, inovatif şeyler olacak ki yani bunun etik sorgulamaları oluşmaya başlıyor. Elon Musk yeni açıkladı beyne taktığı çiple. Bir taraftan felce maruz kalmış insanların hayatını yönetmekle ilgili çok kolaylaştırırken, öbür taraftan o beyne takılan çipler insanı yönetmek tarafında nasıl bir şeye neden olacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet, yani Pluto... İyi bir şey mi değil mi? İşte başladı sorgulamalar. Başladı tabii yani. Pluto çünkü hayat verebildiği kadar, yenileyebildiği kadar, ölüyü diriltebildiği kadar var olanı yok edebilme kapasitesine de sahip. Ve bunun önünde durulamaz yani, bu nasıl olacaksa senin bireysel olarak hiçbir buna katkın olamaz. Ama mesela çok kişisel noktalarından geçen kişiler bu transitte, çok güçlü, güç sahibi konumlara gelen kişiler mesela, her zaman bir imtihan vardır yani, o güç senin değil. Senden aktarılır yani o güç. Bu kadar narsizmin tavana çıktığı bir dönemde evet, o güç senin değil kabul etmek ne kadar zor olacak bazıları için. Ama Plüton'un sınavı bu. Mecbur edeceksin. Çünkü zaten aslanın karşısında Plüto bak. Yani böyle egonun, biraz narsizmin karşısına geçiyor Plüto. Çok iyi. Zenginliğin, varlığın, yani buralarda işte bu en son buralara geldiğinde böyle Çarlık Rusyası'nda linçler falan. Yani toplu kitlesel hareketler. Ve şimdi böyle konuşmalar oluyor diye duyuyoruz. Yani çok varlık sahibi dünyanın en zengin grupları arasında. Bildiğimiz beş aile. Yani mesela öyle rivayetler var. Hani nasıl kendimizi koruyabiliriz? Orduyu nasıl kendimize sadık kılabiliriz falan gibi konuşmaların olduğu var. Yani burası büyük bir güç geliyor. Kitleleri harekete geçirecek olan. Bu ilk kez de olmadı. Yani bu 2023'ün mesela Mart ayıyla Haziran arasında Plüto Kova'ya ilk kez giriş yaptı. Mesela o dönemki hayat olaylarınızı düşünürseniz, karşınıza çıkan kişileri düşünürseniz, nelere yönelmiştiniz mesela o dönem. Orada bir böyle fragman geçti 3 ay Haziran'a kadar. Evet. Arkadaşlar düşünün, 2023 Mart Haziran arasında neler yaşadınız? O fragmanın filmi oynamaya başlıyor anlaşılan. Başlıyor aynen. Yani özgürleşme teması çok fazla var. Ama tabii sadece bir Plüto Kova değil. Şu anda başka gökyüzünün de büyük bir müzik var aslında. Plüto artık en büyük ağır baslar yani kudümler. İşte böyle en ağır artık. Oradan giderip çoklu müzik gibi düşünülebilir yani astrolojik sistemde böyle. O bakış açısı da enteresan. Evet. Yani işte flütler var, hep beraber bir müzik yapılıyor. Ve hepsinin bir ağırlığı var, bir sırası var, bir hani rahat ettiği yer var, etmediği yer var. Böyle bir detone olduğu, olmadığı zaman. Evet, iyi çalışabildiği, akabildiği, akamadığı yer var. Birlikte çalmakta hoşlandığı, hoşlanmadığı var. Böyle bir müzik var aslında. Şimdi o müziğin içinde de şu anda ikinci ağır top olan Satürn Balık burcunda. Ve Satürn Balık Plüto Kova ve düğümler de Koç terazideyi birlikte düşünürsek bayağı kakofoni karısı. Bu aslında şahane bir şey. Yani şu anlamda Satürn şahane bir şey. Satürn balık deyince ben direkt kakofoniye yordum. Yok, olur mu? Balık ilahi müzik her şeyden önce. Ama işte Satürn biraz ağır top değil mi? Daha flütle uyumlandı. İşte Satürn de bir şeyler öğrenecek oraya gelip. Çok güzel. Ben burada neler tetikliyor acaba? Bir an bir düşünün. Yani Satürn hep büyük öğretmen denir. Balığa geldiğinde o da bir şeyler öğrenir. Yani bu şey gibi biraz böyle çok güzel bir sözü var büyüklerden birinin. Dereler, çaylar, nehirler gürültüyle çağaldayarak denize doğru akarken gürültü yaparlar. Denize gelince sesleri kesilir. Ya. Satürn balık balığa işte. Gelince de vav muazzam çok iyi. Hiçbir egonun olmadığı yerdeyiz şu anda. Ve bunu nasıl yaşadığı insanın tabii kendi egosuyla olan ilişkisinde gizli birazcık. Yani eğer ki hani böyle çok dirençli, çok varlık yönünde bir kişiyse, bunları taşıyan biri ise, o zaman hayatında bazı şeylerin tuzla buz oluşuyla bunu anlayabilir ancak. Ama diğer tarafta bir kişiyse de mucize şekilde şey oluşuyor. Duymuyor muyuz şimdi depremde Japon balığının yaşadığı ortaya çıkmış.
kaç ay sonra gitmişler, balığını bulmuşlar. Olabilirsin. Yani nasıl oldu denen ne kadar çok şey oldu değil mi o depremde? Açıklanamayan, hani doktorların, bilim insanların böyle kaldığı, nasıl oldu günler dediği. Saçın balık bu. Böyle bir boyutu da var. Şimdi bütün hepsini değerlendirirsek de biraz uzatmış olabilirim ama konu büyük. Yok yok, konu hem büyük, hem derin, hem geniş, her yerde dediğin gibi kıyısı var. Çok da güzel anlatıyorsun. Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Burada şimdi aslında eski bir benliğin böyle sulara gömülürken bir yenisinin ortaya çıkmaya başladığı bir süreç bu bireyler için. Hı hı. Bu göksel enerji. Hı hı. Yani dünya astrolojisinden ayrı olarak, hı hı, insanın şu anda yani bir sayfasını kapattığı bir aralıktayız bu iki sene. Satürn Koç'a geçene kadar yani. Değiş dönüş diyor yani. Eskiyi bırak. Yeniyi var et. Evet, ve bu bırakış nasıl bir bırakış? Yeni bir benlik, yeni bir sen aslında yapmak için. Ve bu özellikle ilişkilerde test edilecek olan bir sen. İlişkiler eğitimini çok doğru zamanda açıyorum. Evet, doğru mu? Yani şu anda çünkü kendi özgün insanın olarak bütün gerçeğin içinde o bütünsellikle olmak. Yani Türkçesinde ne deniyor? Tam bunun kelimesini bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle. Integrity bu aslında. Tabii bütünselliği ama böyle iç içe geçmişlik ve o harmanın içerisinde bir yer gibi algılıyorum ben. Yani o bütüncüllüğü ayrı parçaların bir araya gelmişliği gibi. Evet, ama senin varlığının bütünselliğinden bahsediyorum. Yani her durumda hiçbir sahteliğin olmadığı. Sahicilik. Sahicilik. Aynen. Bravo. Sahicilik. Yani o her konuda sahiciliğini koruyabilmen şu anda. Sınavlar bu yönde. Özellikle kendin ilişkilerin içinde. Evet. Şimdi bir başkası yokken kendin olmak nispeten kolay. Başka bir ego yokken istediğin gibi at koşturabilirsin. Ama şimdi bir başkası, hele ki de böyle anlaşmak istediğin bir başkası geldiği zaman şimdi o çatışmaların içinde nasıl kendin kalabilirsin? Tercihlerinin ne kadar farkındasın? Şimdi burada terazinin biraz gölgesi çalışıyor. Yani ilişkilerde aşırı uyum göstermek. Uyum gösterilen ilişkide var mısın, yok musun? Şu anda bu soru bu. Evet. Yani şu anda soru bu ve bu soru giderek sesi yükselecek. Şu anda hani çöken ve biten ilişkiler, bunu kaldıramayacak olan, değişemeyecek olan ilişkiler sonlanacaktır hayatımızdaki önemli ilişkiler. Veya işte hayatların, haritalarınızın terazi alanları şu anda pek kalkınan yerler değiller. Çünkü gerçekten ne istiyorum sorusu var. Evet, bir sürü şeyler yapabiliriz belki ilişkiler yoluyla ama bu hakikaten istediğin şey mi? O sorunun cevabını bulmak çok kolay olmuyor. Evet. Hani kendi uzmanlık alanımdan yola çıkarak aslında çok fit bir beden ve çok güzel bir versiyonunu arzu ederken diğer taraftan bunu ne kadar istemediğinin de farkına varması insanın filan, orası biraz karışık bir alan. Gerçekten içine bakmayı, gerçekten ne olduğunun çok farkına varmayı ve sahip olduklarını doğru kullanmayı gerektiren, böyle çok üzerine düşünülmesi, emek verilmesi gereken bir alan orası. Evet. Ve bu alanda bireylerin zorlanacak ya da orada bir şeyler yapma ihtiyacı duyacak olması da çok kıymetli. Çünkü diğer türlü ne ilişkilerin içinde ne hayatın içinde varlık gösteremiyorsun ki. Bu sefer varlığın kendi içinden sorgulanır hale geliyor. Onun çatışmasını yaşıyorsun. Evet. Zaten bu içeriden olan bir şey. Şimdi Kuzey Düğüm'ün Koç burcunda olması, bunu böyle zihinle falan düşünerek falan bulacağım bir şey değil senin ne istediğin. Bu böyle arzuyu gizleyemezsin. Yok. Değil mi? Zorla bir arzu da duyamazsın birine, bir şeye, herhangi bir şeye. Yani kendine böyle zihindir o, işte şunu istiyorum dediğin noktada. Tabii. O zihin, ben saf arzudan bahsedeceğim, saf benlikten bahsediyorum. Yani bu mesela o kadar gerçek olduğunu bilirsin ki senin için bunun, onun için düşünmeden bir risk alırsın. Nefes almak gibi. Evet, aynen. Çok dürtüsel bir şekilde çıkar istediğin şey. Ama onun olabilmesi için alanı açman lazım. Yani yalnız kalman lazım. Değil mi? Evet. Değil mi? O kadar korkuyoruz ki yalnız kalmaktan. Dünyanın en büyük ikinci korkusu. Yani yalnız kalmayı göze alman lazım. O ilişkilerin yarattığı konfor, ilişkilere bağladığımız şeyler, ki Venüs çok önemli bir gezegen. Yani kendimizi değerli hissetmenin bir yolu ilişkiler. Venüs'te biri para, biri ilişkiler.
klasik anlamda yani. İkisi de değere bağlı direkt. Bu ikisinden de kurtul var. Yani bu ikisinin bağlarından da kurtul. Oradaki artık çürümüş olan, senin uyum sağladığın, kendini küçük tuttuğun, riskler almadığın o alandan çık. Gerçek isteklerini öyle bulacaksın. Diyor. Evet. Yani şey gibi mesela böyle hoşuma giden bir örnektir benim. Kül kedisinin işte baloya gitmeye karar vermesi değil mi? Mesela yer siliyor kız yani nasıl cesaret etti mesela ona değil mi? Karşı çıkacaklar işte ailedekiler sen kimsin diyecekler mesela. Böyle zorluklar var. Tabii tabii. Ama o istek gerçekse, hakikaten varsa o bir yolunu buluyor. Tabii o temizliğini de bitiriyor, her evet. şeyini hallediyor. Sonra bir sihirli dokunuşta geliyor o kadar. Buluyor, dürtüsel. Niye olduğunu bile bilmiyorsun belki oraya gitmek istediğini. Yani zihninden bir açıklaması yok. Evet yani böyle bir şey bu. Zihnin karar vermesi işte onu istiyorum bunu istiyorum karar değil burada. Hı hı. Tamamen dürtüsel. Senin kalbini ne canlandırıyor, ne neşelendiriyor. İçini kıpırdatıyor. Evet ya, ya böyle bir neşe yaratıyor, anladın mı? Yani o neşe ve heyecanı hissedebildiğin şeylerdir istediğin şeyler. Hı-hı. Şimdi onu çoğu kez insanlar mantığa bürüyüp ilişkileri yürütmek adına bir kenara atıp karşı tarafa uyum sağlayıp oradan bir doyum elde etmeye alışıp sonra da oraya bağımlı hale gelmek. Tabii konfor durumu. Alanı yaratıyor. O yarattığı evet. konfor alanında da çürüyüp gidiyor aslında farkına. Şimdi varmadan. İşte oradan çık o zaman. Bitti. Oo, süper. Ve yeni bir benlik de oluşuyor. Yani ilişkilerin içinde aynı kişi olmayacağız bu dönem sonrası. Yani bu 2025'in bahar ayından itibaren Satürn görevini tamamlamış olacak. Hı-hı. Bu eski benlik tamamen denize gömülecek. Oradan yepyeni bir benlik inşa etmiş. Oradan evet bir doğum başlayacak yani. Ama onun doğabilmesi için burada bir sürü bırakış var. Yani aslında Pluto Kova'ya geçerken de bırakışlarımız vardı. Bu silsile halinde devam ediyor. Yani önce ağırlar başlattı bitişi. Parça bitiyor gibi düşün yani ama daha mesela 5 dakika var bitmesine. Bitişe girildi aslında ama yavaş yavaş bitecek yani. Böyle bir 2025'in bahar ayı dünyada da bireylerde de yeni bir kimlikle, yeni bir yolla başlayacak. Yani şu anda hayatlarımızdaki birçok şey kapanıyor aslında. Değil mi? Farkında olsak, olmasak, evet. istesek ya da istemesek evet, de öyle. O değişimleri, dönüşümleri yaşıyoruz. Muhakkak. Bu bahsettiğin hani bırakmalar, özgürleşmeler, önce ağırlar başladı derken gözüm bir yandan kitaba kayıyor tabii benim. Hafifleme olarak kitabı çıkarmış olmamın sebebi biraz aslında bu zamanın ruhuyla uyumlu olabilmekti. Çünkü çok güzel. Yüklerini bırak, özgürleş, zihinsel, duygusal, bedensel bunların hepsi eş zamanlı çalışıyor zaten. Tuttuğumuz, tutunduğumuz ne varsa bunun içine bilgi de dahil. Doğru. Bugünün koşullarında bilgi çok kolay erişilebilen bir şey ama kullanılmayan bilgi de yük. Hem zihnine yük, yük hem kullanmadığın için duygusal alanlarında yük. Sonra dönüyor gene bedenine yük şeklinde. Doğru. İşte bu bırakmalar vesaireler kitabı da destekliyor bu arada. Hazır şeye gelmişken. Sen de olduğu için sana... maalesef vermiyorum ama teşekkür ederim. Evet, izleyicilerimizle ilk defa ilk programda paylaşalım. Hazır bu kadar hafiflemeye, değişim, dönüşüm, bırakmaları konuşurken yeri de gelmişken henüz bilgisi olmayan izleyicilerimiz için hafiflemenin kutsal kitabının zamanlı ruhuna hizmet ettiğini de bir kere daha söyleyelim. Astroloji derin, sendeki tecrübe, bilgi, bakış açısı son derece geniş. Yani neresinden konuşsak bitmeyecek kadar da çok konuşmaya devam edebiliriz. Çok şey var. Doğru, konu çok kadim. Çok kadim. Sorular alalım istiyorum ben izleyicilerimizden ve sorularımız gelsin. Zamanı ruhuyla ilgili, astrolojiyi nasıl okuyalım? Eminim çok sorular gelecek, çok merak edilen bir alan. Karşımda da bu konunun çok uzmanı bir konuğum var, kız kardeşim var. Sorularımız gelsin, ben eğer uygun olursa senin için tekrar davet etmek istiyorum seni. Tamam, tabii ki. Birlikte gelen sorular da üzerinden ve daha derinlemesine bu işe girmek, zamanı ruhuyla ilgili daha detay, daha derin bilgiler paylaşmak üzere tekrar davet etmek istiyorum seni eğer sen de kabul edersen. Tabii, çok teşekkür ederim, zevkle canım. Harika. İzleyicilerimize vermek istediğin bir mesaj olursa astrolojiyle ilgili,
kendileriyle ilgili bu dönemin içerisinde dikkat etmeleri gereken böyle bir iki tüyo verirsen bunlar neler olur? Onları da alayım senden. Yavaş yavaş kapatalım programımızı artık. Evet, tabii ki. Yani burada başka ilişkilerin içinde başka insanların onlardan istedikleri şeyleri yaparken eğer bir içerleme hissediyorlarsa o ilişkide bir şeylere bakmak gerekiyor demektir. Şu anda biraz böyle bilmediğimiz bir alana doğru güvenle ve güçlü bir adım atma vakti. Ve bu kendimizi güçlendirecek bir adım olacak. Yani biz istediğimiz için. Atınca biz iyi hissedeceğiz. Ama atmak kolay olmayacaktır. Yani bir şeylerin başlaması her zaman biraz zordur. Yani bir anda bir çaba ister. Rahatından çıkmak gerekir. Bunu belki bilinçli olarak gözlemek, hangi alanda buna ihtiyaç var. Hani neyi yapmaya korkuyorum diye sormak aslında. Aa, güzel. Evet, ve biraz onları korkutan şeylere kendilerini açmak. Güzel, güzel. Son derece ilginç bir tiyo geldi. Ben de böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Evet, neyi yapmaya korkuyorum sorusu. Ve sonra o korktuğum alanda hadi bakalım cesaretini göstermek çok kıymetli. Bir sonraki davetimde peki bunları yapmazsak ne oluru konuşabiliriz bence. Diğer olasılığı da bir görmek lazım. Tercihler var tabii ki. Evet. Yani. İmkanlar sonsuza kadar ertelenir, döner, tekrar buraya gelir gezegenler. Yani şu andaki düğümler mesela 2005-2006'da da Kuzey Düğüm Koç burcundaydı. Mesela o dönemi de hatırlarsanız aşağı yukarı benzerlikler vardır. Tabii ki bütün göksel orkestra aynı durumda değil ama işaret edilen şey odur. Yani rahat etmediğin şeyi yaptığın ve zaman orada bazı izler olabilir neler olduğuna dair. İlginç, 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 ilginç. Kapatamıyorum programı türlü çünkü konuştukça devamı geliyor. Ama bir sonraki davetimde çok daha derinlemesine, çok daha sorularınıza da cevap verebildiğimiz bir buluşma daha şimdiden planlayalım istiyorum. Astroloji Derin, seninle konuşmak da çok keyifli. Daha işin felsefe taraflarına, daha derinlemesine girmedik. Bir de o tarafına girdiğimiz bir buluşma olsun. Çok çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin, ben geldiğin ve bilgilerini paylaştığın için bizlerle. Böyle bir alan açtığın için ben teşekkür ederim. Memnuniyetle, benim için çok keyifli. Çünkü bunları konuşamıyoruz gerçekten. Ve bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birilerinin konuşması lazım. Artık o cesareti göstermek gerekiyor kesinlikle. Bir programımızın daha sonuna geldik. Çok sevgili Instagram hesabı astronotlar şeklinde. Çok kıymetli, çok kadim, çok küçük hap paylaşımlarla çok ciddi etkileşim yaratabilen bir astroloğumuz sevgili Sevil Okumuş. Bence Instagram'dan takip de edebilirsiniz. Bir sonraki programımıza kadar zinde kalın, hafif kalın, kendinize çok iyi bakın.